Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı tığ ile yapılan çok hoş bir model ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün gördüğünüz gibi pembe lila tonlarında Eliza Diva ipim var. Bununla bir model anlatmak istiyorum. 100 gramı 350 metre olan bir ip. Burada da renk numarası bulunuyor. Bir sonraki videomda çalışmak istediğim ipim aynı şekilde Eliza Diva. Bir sonraki videomda inşallah bu ipimle yapmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. 3 numara 1.7 milimlik tığ kullanarak örgüme başlıyorum. Önce zincir çekerek başlıyorum. Başlangıç zincirini çektikten sonra 6 ve katlar olarak zincir çekiyorum. Yeterli uzunlukta zincir çektikten sonra 2 tane daha zincir çekiyorum. Ve bu zincire batarak 1 tane sık iğne yapıyorum. Böylece örgümün başlangıcını belirtmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batıyorum. Sık iğne örer gibi ilmeğimi kapatıyorum. Devam ediyorum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batıyorum. Sık iğne örer gibi ilmeğimi kapatıyorum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batıyorum. Bir sıra bu şekilde 10 tane zincir çekerek delik oluşturuyoruz. İkinci sıraya geçerken tekrar 10 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk boşluğuma rastgele giriyorum. Buraya sık iğne örer gibi kapatıyorum. Böylece örgümün kenar kısmını oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi bir defa da örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Son ilmeklerimi kapatmıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve 2 ilmeğimi bir defa da örüyorum. Bir kez daha doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 ilmeği bir defa da kapatıyorum. 2, 4, 5 tane zincirimle birlikte ilmeğim oluştu. Son kalan ilmeklerin hepsini bir defa da kapatıyorum. Ve 2 tane buraya zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğuma giriyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. Devam ediyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi bir defa da örüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı şekilde 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Son ilmeğimi bırakıyorum. Başını doluyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Zincirimle birlikte son kalan 5 ilmeğimin hepsini bir defa da kapatıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa rastgele giriyorum ve zincirimi kapatıyorum. Burası bakın örgümün kenar kısmı. Şimdi diğer kenar bölümünü oluşturmak için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi de çift doluyorum. Sık iğne ile örgümün başlangıcını belirtmiştim. Buraya batıyorum. İlmeklerimi ikişerli ikişerli 3 defa da kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Önce deliklerimizi oluşturuyoruz. Sonra araya dolgulu bölümü yapıyoruz. Şimdi dolgulu bölümün üzerine tekrar
deliklerimizi yaparak modelimizi tamamlamamız gerekiyor. Bir tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yaparak örgümün başlangıcını belirtiyorum. Tekrar 10 tane zincir çektim. Burada birleşim yerinin, bakın birleşim yerinin üzerine batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. Böylece örgümün kenar kısmını oluşturmuş oldum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. Dolgularımın bittiği yerde şuraya birleşim yerine batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. Böylece bakın modelimi tamamlamış oluyorum. Devam ediyorum. Tekrar 10 tane zincir. Bir sonraki dolgularımın bittiği yere, birleşim yerine batıyorum. Ve sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bu şekilde 10 zincir çekerek dolgularımızın üzerine kapak vazifesi görecek olan bölümleri yapıyoruz. Şimdi örgümüzün sonuna geldiğimiz zaman 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve ipimi çift olarak doluyorum. Son kenardaki deliğe rastgele giriyorum. Aldığım ilmekleri ikişerli olarak 3 defa da örerek kapatıyorum. Böylece ilk modelimizi hazırladık. Şimdi ikinci modeli bu ara bölümlere kaydırarak devam ediyoruz. Bunun için bir tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Önce zincirimin dibine batıyorum. Sık iğne yaparak örgümün başlangıcını belirtiyorum. Burada iki modelin arasındaki bölüme yeni modelimiz oluşturuyoruz. 5 tane zincir çekip başını doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 2 ilmeğimi bir defa da örüyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi bir defa da örüyorum. Son ilmeğimi bırakıyorum. Aynı yere batarak tam 4 adet trabzan yapıyorum. Son kalan zincirimle birlikte 5 ilmeğimi bir defa da kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa rastgele giriyorum ve sık iğne örer gibi zincirimi buraya kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekip başını doluyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 2 defa da ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Başını doluyorum. Aldığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Tekrar başını doluyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa girerek örgümü sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Aynı yuvaya batarak tam 4 adet trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızın son ilmeklerini kapatmıyoruz. Son kalan 5 ilmeğin hepsini bir defa da kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümün bitiş kısmındaki yuvaya rastgele giriyorum ve örgümü buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işleme döndük. Önce zincirimin dibine bir tane sık iğne yaparak örgümün başlangıcını belirtiyorum. Tane zincir çekiyorum. Tomurcuklu bölümün bittiği şu eklem yerine batıyorum ve buraya sık iğne örer gibi deliğimi kapatıyorum.
Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Buradaki örgünün başlangıcındaki sık iğne yaptığımız bölüme zincirimi sabitleyerek örgümü bitiriyorum. Örgümüzün ilerlemiş halde gördüğünüz gibi bu şekilde gayet hoş ve şık görünüyor. Etol şal, boyunluk veya bayan yeleği gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümün diğer yüzü. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.